Merhaba hanımlar. Bugün sizlere boncuk tarak tokamızın yapımını anlatmaya çalışacağım. İnşallah bu şekilde çok güzel bir gelin tarak tokamız olabilir hanımlar. Yapımı da gayet kolay. Bunun için bize gerekli olan malzemelerimiz 30'luk takı teline ihtiyacımız var. Ben 30'lu kullandım. Dilerseniz 40'lık da kullanabilirsiniz. Şöyle dörtlü. Benimki biraz daha büyüktü. Ben kestim. Şu şekilde boncuğa ihtiyacımız var. Şöyle göstereyim. Bu değil de bunun yerine başka aparatlar, boncuklar kullanabilirsiniz. Şu şekilde taşlar kullanabilirsiniz hanımlar. Elinizde hangisi varsa ondan kullanabilirsiniz. Bu şekilde kesme boru boncuğa ihtiyacımız var. Bunun yerine de arpa boncuk kullanabilirsiniz. Şöyle çiçek şu şekilde 2 santimlik. Büyük gelirse eğer size göre büyük duruyorsa şöyle küçük çiçekler var hanımlar. Onları da kullanabilirsiniz. Bunlar da 1 santimlik. 2 tane yerine bundan mesela şu şekilde 3 tane kullanabilirsiniz. Şu şekilde yaparak üçlü olarak kullanabilirsiniz hanımlar. Tercih size kalmış. Ben 2 santimlik olanı yapacağım. Telimden şöyle uzun bir miktar kestim hanımlar. İkiye katladım. Dilerseniz bunun yapım aşamasına geçelim. İlk önce şuradan başlayacağız hanımlar. Şöyle telime hemen bir tane koyuyorum. Telimizin ortasına bulmuştum. Şöyle bir miktar kıvırıyorum. Yaklaşık 1-1,5 santim uzunluğunda. Şimdi tekrar burada birazcık mesafe bırakıyoruz. Ondan sonra şöyle telimi bükerek burayı da kıvırdım. Karşı tarafa geçtim. Tekrar bu şekilde devam ediyoruz hanımlar. Telim ince olduğu için kıvırması kolay oluyor. Şimdi burada şöyle parmağımın arasına katarak bir miktar yine 1 santim veya 1,5 santim kadar kıvırıyorum. Göz kararı yaptım. Aynı şekilde bunu devam ettiriyoruz. Bu tekniği diğer hepsinde aynı şekilde kullanıyoruz. Sadece boncuğumuzun boncuğumuz değişiyor hanımlar. Bu şekilde bütün boncuk işlerinde aynı tekniği kullanıyorsunuz.
yeterli uzunluğa gelene kadar böyle devam edeceğim. Ara mesafesine bakalım. Dediğim gibi 1 santim veya şu şekilde 6-7 defa kıvırabiliriz hanımlar. Ben 5 sıra yaptım hanımlar. 4 yapabilirsiniz, 5 yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Şimdi şöyle bir miktar diğerine geçeceğim. Dediğim gibi elinizde hangisi varsa ondan kullanabilirsiniz. Şu şekilde ölçüyorum. Daha uzun yapabilirim, daha kısa yapabilirim. Tamamen tercih bizim elimizde. Kristal boncuğumuzun alt kısmında geçiş yeri var. Oradan telimizi geçiriyoruz. Bunda diğerinden farklı yapacağımız işlem biraz büyük olduğu için telimizi tekrardan içinden geçiriyoruz. Rahat kıvırabilmek amacıyla bu işlemi yapıyoruz. Dediğim gibi boncuğun tamamen bundan kaynaklı biraz iri ve uç kısmı tekrar geçiş yapmadığımızda zor oluyor hanımlar. O yüzden tekrardan geçiş yapıyoruz. Diğerinde normal rahat bir şekilde sarabiliriz. Bunu da aynı bir miktar bu şekilde sarıyorum. Diğerini yine bu şekilde devam ettireceğim. Yaklaşık 1 santim kadar göz kararı ayarlıyoruz. Ondan sonra tekrardan boncuğumuzu telimizi geçiriyoruz hanımlar. Tabii ben görmekte zorlanıyorum. Şöyle tutacağım. Evet, ben bunu sonuna kadar getirdim. Bundan 3 tane koydum hanımlar. Bu arada telimiz kısaldı. Bunu ek yapmam gerekiyor. Onu da nasıl yaptığımı göstereceğim. Bir miktar uzun telimi kestim. Şöyle bir ucunu tutarak şuradan herhangi bir tanesinin içinden geçirdim. Bunu kıvırıp devam edebilmek için ek yapıyoruz. Bakın. Bu şekilde telimizi uzattık. Buradaki fazlalıkları kesiyoruz. Tırnak makası yardımıyla da kesebiliriz. Saça takılmaması için ucu eğer çıkıksa şöyle pensemizin yardımıyla onu güzelce sıkıştırıyoruz. Şimdi devam ediyoruz. Yine kesme bor boncuğumuzu şu orta kısmını yapacağız. Baştaki gibi aynı şekilde burayı yapıyoruz hanımlar. Şöyle bu şekilde devam ettiriyoruz. Üçüncü sırayı da baştaki gibi yaptık hanımlar. Şimdi burada yine kristal boncuk kullandım şu şekilde. Bunu da şöyle göstereyim.
Yine aynı şekilde devam ettiriyoruz. Bunu biraz daha kısaltacağım. Şimdi sonuncu olarak yine kesme boncuğumuzu yaparak bu sırayı bitiriyoruz hanımlar. Burayı da bitirdim hanımlar. Şimdi aparatımıza bunu sarabiliriz. Şu şekilde. Aralarından geçirerek sonunda düzenlemeleri yaparız hanımlar. Şimdi diğer tarafını soldaki telimi aralarından şöyle geçiriyorum. Hatta bunu geçirirken şöyle bir tanesi baştakine geçireceğim. Burada çiçeğimi alıyorum. Bir tane ortasına Beyoğlu taşı kullanacağım. Bu şekilde Beyoğlu taşı kullanacağım hanımlar altından. Şöyle düzelteyim. Tekrar çiçeğimin içinden geçirdim. Bunu düzelterek buraya saracağım. Burayı güzel bir şekilde kıvırarak bunu bu sıkıya sıkılaştırmaya çalışalım hanımlar. Evet, hem kendini kıvırdım hem orta göbeğinden kıvırdım. Daha sık olması için gevşek bırakmayın bunu hanımlar. Şimdi şöyle diğerlerin içinden geçerek yine buraya bir çiçeğimi ekleyeceğim. Sağlamlaştırmak için tekrar bunların aralarından geçerek tarağımızı bitiriyoruz.
Evet. Tarağımızı böylelikle bitirmiş olduk hanımlar. Umarım güzel bir şekilde anlatabilmişimdir. Kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek olabilirsiniz hanımlar. Desteğinize ihtiyacım var. Videoların devam etmesi için desteğe ihtiyacım var. Benim anlatacaklarım bu kadar. Diğerini de şöyle gösterelim. Bu biraz daha büyük olmuş gördüğünüz gibi. Yaparken sayılı yaparsanız aynı eşit bir şekilde yapabilirsiniz. Burayı biraz daha sıkmışım diğerinde. Bu şekilde. Şöyle göstereyim. Daha sıkı ve daha küçük yaparsanız daha kibar durur. Bu biraz daha geniş olmuş. Bu şekilde. Yapacak, deneyeceklere kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.